Hayatımda 3 tane iş yaptım. Üçünde de pazar lideri oldum. Demek ki benim hayatımdaki en önemli konu okumak değil, çalışmakmış. O tarafa doğru eğilimim fazlaymış. Bismillah dedik, başladık. Ve o gündür bugündür, 11 yıl oldu. Pazarın lideriyiz, açık ara lideriyiz. Neredeyse diğer firmaların toplandığında bizim kadar ciro ve adet olduğunu düşünüyorum. Ve en iyi fırsatı da yakaladığımıza inanıyorum. Ben 8 Mart 1961'de Moda'da doğdum. Bir doktor babanın ve ev hanımı annenin oğluyum. Babam Doktor Cevdet Tuna, annem Emel Tuna. İlkokulu Maçka İlkokulu'nda okudum. Ve 5 yıl boyunca orada çok yaramazlıklar yapıp çok ceza aldım. Çok haylaz bir talebeydim. Orta mektepte Işık Lisesi'ne gittim. Orada da birkaç sene okuduktan sonra atıldım. Oradan Esenişt Lisesi'ne geçtim. Orayı da bitirdim. Okuma yıllarımda aynı zamanda serbest ticaret de yaptım. Nasıl serbest ticaret? Böyle maçlarda, küçük çiftlik parkında yiyecek içecek sattım. Oradan paralar kazandım. Evde hoca beklerken ben dışarılardaydım. Babam beni işten gelip annemin zoruyla alıp bulup hocanın yanına oturttu. Hiç derse hevesim olmayan bir talebeydim. Bu şekilde de liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atılmaya karar verdim. Babam Almanya'da Göte'de doktor oldu, tıbbı bitirdi, Türkiye'ye geldi. Arkadaşlarıyla beraber hepsi birer ilaç fabrikası kurdular. Babam da amcamla beraber kurdu. Arkasından ben ticarete atıldığımda ilaç fabrikasını iyi bir fiyata sattılar ve ben babamın yanında ham madde işine başladım. Eczane depoculuğumuzda bir önde hazır ilaçlar, bir de arkada yapma ilaçlar vardı zamanında. Biz yapma ilaçların ham maddelerini ithal edip satardık. 17 bin mi, 16 bin mi ne eczane vardı Türkiye'de. Bunların çoğunla da ahbaplığı, arkadaşlığı olduğundan daha hızlı pazara girmemiz mümkün oldu. Öncü firma olduk ve 15-16 bin eczaneye direkt satışa başladık. Yani neredeyse bunların 7-8 bin tanesini isim isim tanırım bilirim eskileri. Aşağı yukarı bir 40 yıldır hizmet veriyorum. 7 yaşında başladım işe çünkü ben. 7 yaşında bir fiil işe gitmeye başladım. O zaman böyle teknoloji böyle değilken biz örnek vereyim. Bu cadı kazanlarında öksürük şurubu yapardık. Altından böyle ateş yanar. İçinde şekeri döker, suyu koyar, büyük tahta kaşıklarla karıştırır. Sonra içine öksürük şurubunun gerekenlerini, kodein, diyonin, fosfat, kodein gibi şeyleri koyar, karıştırır. Yan tarafa da o şeker çuvallarının bezlerini, jüt bezi onlar, tahtalara çakıp çiviyle başka bir kazanda maştapalarla doldurur, süzerdik. İçinde 1 gram partikül, problem hiçbir şey olmazdı. Lastik sifondan dizilmiş şişelere böyle diye çeker, bunları tek tek doldururduk. Sonra elle kapatırdık. Ondan sonra etiketlerdik. Böyle etiketleri buraya yayar, zamkı sürer. Elle tek tek yapıştırırdık. Orada bayanlar kutu açar. O kutulara doldururduk. Bittikten sonra üstüne selofan sarılırdı. Sonra 50'lik kolilere konur. Bu arada satış ekibi, internet, cep telefonu bilmem ne böyle şeyler hiç olmadığı için bir eczanelere sipariş almaya ya da doktorlara tanıtmaya arabaya binerdik babamla beraber. Mesela Trakya turuna çıkacaksak çok iyi bilirim. Çatalca, Saray, Vize, Pınarhisar, Havsa, Babaeski, Edirne, dönüşte Uzunköprü, Malkara, Keşan, Tekirdağ, Silivri, İstanbul yapardık. Burada her eczaneye, her doktora bizzat uğrardık. Hatta gitmeden evvel 40-50 tane böyle paketli baklavalar, tatlılar alırdık. O zaman oralarda İstanbul kadar düzgün şeyler yoktu. Hatta otobüsler de yoktu. Bizim de babamın bir Ford arabası vardı. Arkasında bu yaptığı ürünleri işte koyan, bu hediyeleri, tatlıları götüren, 4-5 günlük seyahatte de her bir etapta birer gece kalan bir şeydi. İki kere emeklilik hak ettim şu anda.
Bir tanesinin parasını alıyorum, bir tanesini de Kızılay'a bağışlıyorum. O yüzden 3-4-5 sene daha faal olarak çalışmayı düşünüyorum. Ondan sonra da gerektiği anda çalışmayı düşünüyorum. Elimizdeki ve beynimizdeki olabilecek iyi tecrübeleri de yeni nesle aktarmak istiyoruz açıkçası. Bugün itibariyle ben Doktor Cevdet Tuna'nın oğluyum. Ondan bazı şeyleri öğrendim ama bu kurguyu kendim yaptım. İkinci nesil olarak kendim devam ettim. Üçüncü nesle de geçirdik işi. Birinci kuşak, ikinci kuşak, ben, üçüncü kuşak çocuklarımız. Benim Emre Tuna ve Sinan Tuna adında iki tane oğlum var. Üniversitelerinde İngiltere'de, Amerika'da bitirdiler. Emre Tuna Amerika'ya bakıyor, çok başarılı. Sinan Tuna da Meksika'ya bakıyor, o da İngiltere'den mezun. Avrupa'daki işlere de aralarında pay edip müdürleriyle beraber götürüyorlar. Ben de hem fabrikanın üretimini, hem yatırımını, hem stratejik olaylara imza atıyorum. Bu arada benim eşim Özlem Tuna, 30. senesi, 31. yıldır evliliğimizin süresi. Bu süre içerisinde gerçekten hem çocukların yetiştirilmesinde hem de bizim başarılı olmamızda büyük pay sahibidir. Vallahi başarı, benim gördüğüm kadarıyla başarı mutlaka detaydan geçiyor. Detayına dikkat etmezseniz o yaptığınız bütün yatırım, enerji, para, maliyet, emek hepsi sonunda orada görülen bir yamuk, yanlış, ne bileyim bir kırık, çıkık şeylerden dolayı bitiyor. Burada da sabah üretim yapıldıktan sonra bütün hatlardan çıkan bir numaralı ürünler benim masama gelir. Tek tek onların üstüne, içine, dışına, her şeyine bakarım. İçinden 3-5 tane alır, evimde denerim. Her şey robotlarla, hiç insan eli değmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız sadece gözüyle bakıyor. Bir problem var mı diye. Soralım, bugünkü problem bu kadar çıkmış. Yüz binlerce üretimden bu kadar problem çıkmış. Onları da arkadaşımız ayıklamış. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde aynı standardı korumaya çalışıyoruz. Bu detayları sıkı tuttuğumuz ve dikkat ettiğimiz sürece de ürünlerde ve marka payında başarılı bir duruma geliyoruz. Tüm dünyada şu anda 2500-3000 maaşlı sigortalı çalışanımız var. Bunların da yarısı yurt dışında ikamet ediyorlar. Ülke müdürlerimiz ve depo müdürlerimizi Türk seçeriz ve gittiği ülkelerdeki lisanların konuşulması yönünde de kurslara göndeririz. Bunların bizlere olan avantajını da, Türkiye'ye olan avantajını da ayakta tutmaya çalışıyoruz açıkçası. Sadece bu sene 2000-2500 kişiyi İstanbul'a getirdik. Amerika'dan, Meksika'dan, benzer yerlerden fabrikamızı gezdirdik. Nasıl bir aileyiz onları gösterdik. İstanbul'da boğazımızı, gezilecek yerleri, hepsini, saraylarımızı, deniz turlarımızı, lokantalarımızı, kebaplarımızı, bunları ikram ettik. Arkasından Antalya'ya götürdük. Antalya'da çok lüks otellerde, yani Türkiye neymiş görün. Türkiye çok önemli ve özellikli bir yer. Bilhassa bunu da görmenizi arzu ediyoruz dedik. Fabrikamıza biz Pharmacy City diyoruz. Çünkü burası 270 bin metrekare alanda kurulmuş büyük bir arazi içerisinde. 17-18 tane binası mevcut. İçinde oteli dahi var. Bu gördüğünüz salon gibi 9-10 tane de seminer salonumuz var. Bunun amacı gelen misafirlerimizi burada eğitiyoruz. Firmamız hakkında bilgileri veriyoruz. Her lisanda da eğitim veriyoruz. Bu da bizim markamızın ve ürettiğimiz ürünlerin daha güzel anlatılmasına ve bilinçlendirilmesine sebep oluyor. Fabrikanın içinde her türlü hijyen olmakla beraber ozon dahi var. Yani soluduğunuz havada ozon soluyorsunuz. Ciğerlerinizdeki bütün
bakterileri öldürüyor. Yani bunlar dahi buraya kurulmuş vaziyette, hazırlanmış vaziyette. Bu evlerde 3'er oda var, 4 evde 12 oda var. İstanbul dışından bize buraya gelen mühendis arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız burada kalıyorlar. Ben bir de hayvanları çok severim. Burada 3-4 tane kurt köpeklerim var. Evimde bir tane Pekines Şivavam var. Onlarla da yaşamayı ve boş vakitlerimde oynamayı çok severim ve benim bütün yorgunluğumu da onlar atar. Benim hayatım doğa. Böyle yemyeşilin içinde, oksijenin içinde, doğal yerde oturmak, bir şeyler üretmek, bu güzellerle bütün gün oynamak bütün yorgunluğumu alıyor. Bir saat her gün bunları yediririm, tararım, sohbet ederim, ödül veririm. Böyle bir beraberliğimiz var. Kısaca şunu söylüyorum. Bu firma öyle bir firma ki 365 gün çalışır, gece gündüz çalışır, bütün hatlar gerektiği kadar çalışır ve günü gününe de ihracatını yapar. Bütün mallarda deposunda hazırdır. Tahmin ediyorum 350-400 tır şu anda depomuzda hazır bekleyen mal var. Yarın öbür gün bir probleme karşı biz en azından bir 30 ile 45 gün arasında sorunsuz sevkiyatımızı yapabiliriz. Burası da 10.000 metrekare operasyon deposu. Bu deponun aynısı dünyanın 9-10 tane ülkesinde var. Ve gördüğünüz gibi tam otomasyonla çalışıyor. Çok az insan var içeride. Her şey kendi kendine bilgisayarlar ve çipler vasıtasıyla okuyor. Bütün otorizasyonu, kontrolleri yapıldıktan sonra buradaki bir merkeze düşüyor. O merkezden hat başları alıp onları lifte yüklüyor. Lift bunların hepsini kendi raflardan otomatik çekerek içine koyuyor. Koyduktan sonra kolilerin içine geliyor. Olduğu gibi burada ayrılma istasyonları var gördüğünüz gibi. Orada kontrollara giriyor, dijital tartılıyor, dijital fotoğraf ve videoları çekiliyor. İçinde kaç tane ürün varsa onlar okeyleniyor. Okeylendikten sonra kendi kendine en arkadan değişik kargo istasyonları var. Yine otorizasyonla ayrılıp onlara giriyor. Oradan sonra dışarıda da kargo kamyonlarımız bekliyor. Her gün ortalama 13-14 tane kamyon Türkiye'nin geneline bu malları sevk ediyor. Burası fabrikamızın kalbi, beyni. Burada günde 1000 ton üretim yapılıyor. 1000 ton kozmetikte çok dev bir şey. Biz 10 sene sonrasının teknolojisini ve tonajlarını bulmak için bu büyük yatırımı yaptık. Burada gördükleriniz üretim ve imalatlar 1000 ton. Bir de bunun dışarıda duran ayrıca ham madde tankları var. Yeraltı sularımız var. Dışarıda başka büyük ham madde tanklarımız var. Oralara tırlarla gelip yüklenen ham maddeler ihtiyaç oldukça buraya çekiliyor. Arkada gördüğümüz elektronikler vasıtasıyla birbirleriyle karıştırılıyor. Bu gördüğümüz hava hatlarıyla gidiyor. Gördüğünüz gibi çok büyük bir üretim alanımız var. Deterjanından tutun, personel care'inden tutun, make-up'ından tutun, sabunundan tutun. Her şey bu 270 bin metrekare yerin içinde yapılıyor arkadaşlar. İşimizle yaşıyoruz. Boş ve fuzuli işlerle uğraşmıyoruz. Hep araştırmamız işimiz üzerine ve ailemizle vakit geçirmek üzere. Bu yüzden çocuklarımla, eşimle ben bir arada olduğum zaman, hatta yöneticilerimle ve yetiştirdiğim kişilerle hep onlara bir şeyler öğretmek, onları bir üst sınıfa atlatmak üzere eğer içinde varsa o kişilerin mutlaka bir yere getirmişimdir.
Türkiye'de şu anda kozmetikte çalışan beyaz yakaların ve önemli insanların, operatörlerin çoğu bu fabrikada yetişmiş ve dışarıya servis edilmiştir. Biz tamamen gördüklerimizi kafamıza, beynimize yazdık. Beğendiklerimizden örnekler aldık. O örnekleri geliştirerek bu duruma geldik. Doğa, insan, hayvan ve çalışma hırsıyla kendimize 2000 adet ürünü çıkartıp bunların içinden de her sene yüzünü eskiterek yeni formüllerle, yeni teknolojilerle ürün üretip insan sağlığına hizmet vermek üzere çalışıyoruz. Bu işin sihri, demin söylediğim gibi, vaktinizi ve nakdinizi evinizden işinize ayırmanızdan geçiyor. Bütün Türkiye'yi, dünyayı, farmasi sevenleri, bizleri sevenleri burada ağırlamaktan ve onlara bildiklerimizi, gördüklerimizi anlatmaktan zevk alırız, bekleriz herkese. Sağ olsun, var olsunlar. Bay bay. Kendi kaleminden 6 Ocak 2016'da son ziyaret ettiğim zaman yazı. Sevgili dostlarım, danışmanlarım, hepinize ömür boyu sağlık ve bolluk içinde ailenizle birlikte yaşamanız dileklerimle esenlikler dilerim. 94 yaşında kendi el yazısı.